peki şimdi gözaltına sürme çekiyorsun ya. Evet. Hayır neden yani şey Vatan Bey'e de gider ama. Vatan yani şey, da mı yapmıyor? Ya bana çok yakışır yani. Bir şey söyleyeceğim denedim, gerçekten olmuyor. Bence. Kirtiklerin çok fazla belli olmadığı için yani çeksen. Hmm. Evet denersen yani. Belki gözün de varmış gibi durabilir. Bak takılıyor benim gözler çekik yapalım ya. Yapalım mı bir? Benim gözler çekik ya. Bir kalem getirin ben yapayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Kalem getirseniz hayır, de hayır hayatta yaptım ben neden? Niye? Bak, Johnny bak, Depp yaptırıyor. Senin ne? Eksiğin var. Hayatta kırmam. Hayatta kırmam seni yaptırmam. Bir gün çekim için yaptık. Kötü oldu? Yemin ediyorum böyle... Hani çok çirkin kadınlar var ya onların gözleri gibi. Tükenmez kalemi. Hem de tükenmişsin kalemi. Yani korsanlar gibi mi oldu? İrfan verdi ne yapayım İrfan. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet, sen kimden esinlendin? Niye yaptın? Gözünün altını niye çekiyorsun? Ya ben 19 yaşından beri. Yapıyorsun. Bir denedim. Dövmesini yaptın. Acaba nasıl olacak diye. Dövmesini niye yaptırmıyorsun? Yok hayır ona cesaret gibi. Edemiyorum. Hayır. Acır ya. Hayır, acır. Ya ilerleyen dönemde belki hoşuma gitmeyebilir. Peki sen mi çekiyorsun makyajları kendim çekiyorum çektiriyor musun? Kendim çekiyorum. Aa, o da iyi bir beceri. Bir canlıyında bir çeksene şöyle bir. Tamam ama siz de deneyelim. Ben yok ben hakikaten. Evet. Ya başka bir şey olsun vallahi deneyeyim. Ama bu da kalkmam onu yapayım. Ruj yani. Sürelim o zaman. Olur. Ya biliyorsun. Proje de süreyim. Yani aslında bu çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey değil ki yani. Yani bir sürü dünyada birçok ünlü başka kim yapıyor? Hayır canım yani Arabistan'da falan çok moda. Hayır şey yapıyorlar. Orada evet, mesela böyle siyah kül gibi bir şey evet. Var. Alıp böyle evet. Gözlerine göz kapaklarına da sürüyorlar. Hadi orada evet. Tabii sıcaktan korunmak için yani, o güneşin şeyine ışıktan da biraz normal olsun. Hani sağlık karda da yapılır ya o zaten. Karda sen buraya yaparsın. Görüntü için yapıyorsun ama değil mi? Hoşuna gidiyor. Yani güzel göründü. Yani bence güzel görünüyor. Bu peki, yakıştığı için. Metroseksüel yani. Misin? Bu hani çok kullanılan değilsin. Hayır değilim. Niye metroseksüel? Niye? Yani karşı da değilim yani olanlara da karşı. Yani eğer siz öyle göründüğü kadarıyla metroseksüelsin ya yani saçlar, yani şeyler. Nasıl olmak gerekiyor? Sen metroseksüel olmak için bakın tamam. Bakın yani bir metroya gidip de yani seksüel olmuş olmuyorsun. Anlamadım. Hayır canım ben işin esprisindeyim ya tabii ki elbette ya. Kim inanır Kadir inanır'a verir. Evet. Metroya gidiyorsun seksüel bir hayat sürüyorsun ondan sonra metroseksüel. Ya tamam bakın erkeklere hani metroseksüel. Öyle diyorlar çok, artık yani. Evet. Ya siz konuşurken bu kadın buradan Facebook'a giriyor ya. Ne Facebook'u arkadaşım? Olacak iş mi ya? Yemin ediyorum vallahi olacak iş değil ya. Bak, hep kendi telefonu önünde. Bu ne demek ya? Ne demek kendi bu? Telefonu önünde beni şitliyor. Ya artık şimdi bu ecerkenin elinden iPad'i al kilitlenir paralize olur böyle. Hayır, titrer böyle. Hayır, ama ben yetmedim senle uğraşıyor. Ya bu programla ilgili ama bak bilgiler geliyor bir sürü şey geliyor ya. Ne gelmiş hayatım? Ben de bari ismimi Ece yapayım demiş Mustafa mesela. Mustafa? İstiyorsan yap canım. Ben yeni öğrendim Vatan Şaşmaz'ın gerçek adını Vatansever Şaşmaz olduğunu. Çok çok güzelmiş ismi. Teşekkür ederim. Başka Fulden Akgüre'ye bayılıyorum. O çok güzel bir kadın demişler. Demiş? Bana da demişler sen de şekersin. Ah, kim demiş onu? Sen de fena Aygül. Evet, sen de fena değilsin. Aygül. Başka öyle devam ediyor. Birazdan da bakacağız. Metrosesüol ne demek prenses? Metroseksüel kendine bakan hayır, sondan... Hayır metroseksüel demiş. Bu da başka bir tarif. Seksüel demiş demiştir. Yani. Yanlış yazılmış. O yanlış mı yazmış? Metroseksüel. Bakımlı erkek. Bakımlı işte ya. Ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem. Sesini bile duymasam. Ne yapardım bilmem. Ne yapardım burada bilmem. Kendisi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şeye bakınca, monitöre bakınca sen gerçekten çok seksi bir kadınsın ha. Tatlım sensin o. Gerçekten o saçını atışım Avrupa atışı. Göz Hastanesi'nden bizim şeyimiz var, bedava check-up'larımız var. Sana ondan bir tane tavsiye ediyorum. Adamın işi gücü benle ama arkadaş. Yani, hiç mi yani gözün öyle yok değil mi ya? Murat? Hiç mi gözün yok, gönlün yok? Çekici bir teşekkür bak, ederim. Murat şimdi Ececiğim, Vatan'ın gözleri olmadığı için görmüyor. Biraz tabii küçük görünü. Hele gülünce hiç göremiyoruz bak, ama. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu çekik göz olayı moda olmuştur. Bak Burak evet. Özçivit ben. Aynen daha bütün ne, yakışıklar daha, da çekik ne yapalım göz. Size ya? Sende de bir çekik gözlük var sanki. Var mı? Hiç, o senin sürmelerin yeter Murat'cığım. Birazdan yeni albümden yine güzel şarkılar dinleyeceğiz. Bu arada bu kaçıncı albüm? Bu benim ilk birinci albüm. Single yapmıştık bundan ama iki sene önce. Ama 300 tane de besten var evet, ya. Evet. Helal cesaret olsun. Edip gelemedim bir türlü İstanbul'a. Şu an sene. Artık İstanbul'a mı yaşıyorsun? Hayır, bir ayağımız burada yani. Ha, evet, Almanya'da devam. Evet, bir ayak Almanya'da. İsmail YK ile hiç görüşüyor musun, tanışıyor musun? Hayır. Hani o da Almanya'dan geldi falan. Evet, evet. Ama hiç karşılaşmadık yani. Beğeniyor musun tarzını? Hiç beğenmiyorum. Neden? Yani çok açık sözlü. Evet ya. Ya gerçekten öyle yani. Beğenmiyorum çünkü besteleri hoşuma gitmiyor. Niye Facebook var?
Tamam. Facebook. Çok böyle Facebook. Zengin bir Türkçe ile yazılmamış besteler yani. Ondan dolayı beğenmiyorum. Ondan dolayı. Yani bir kelimeyi siz bir şarkıda 10 defa tekrarlarsanız yani pek hoş olmuyor, güzel. Ya şeyi çok kullanıyorlar, yarı çok kullanıyorlar ya. Yar. Evet evet yani mi? Kesin yar yar yar. Yani baştan sonuna kadar sür yar yar. Sırf yani. İsmail değil, birçok sanatçı da evet, var. Evet yani, özellikle Almanya'da yetişen sanatçılar böyle. Ondan dolayı. Sende evet. Var mı Almanya'da yetiştin? Yar kelimesi var mı çok? Ya ben bazı kelimeleri yasak koydum yani. Yıldızlarmış işte, ne bileyim yarmış. Yar, yar yok, yok yani. Olmama. Özen gösteriyorum ben olmasın diye. Sen Almanya'da okudun değil mi? Evet Almanya'da. Zorlukları var mı Almanya'daki? Eğitim sistemi nasıl bizimkine göre kıyaslanınca? Hayır, Alman vatandaşı iseniz çok daha kolay. Önünüz açılıyor ama Türk vatandaşlarına tabii ki bir takım zorluklar çıkartıyorlar bazı konularda. Mesela? Burs meselesinde çok zorluklar çıkartıyorlar. Ama şimdi biraz daha da her şey şey oluyor yani, hükümetin de etkisiyle, Sayın Başbakanımızın etkisiyle artık yollarımız da yani böyle biraz genişlemeye başladı o konuda yani. Eğitim alanında özellikle yani. Evet. Peki, bu arada sinema filmlerini takip ediyor musun? Gidiyor musun vizyondaki filmlere de? Evet, sürekli. Vatan'la Fulde'nin oynadığı filmi biliyorsun değil mi? Ay, şimdi daha yeni gördüm. Daha yeni gördün? Evet, daha yeni gördüm. Artık izlersin tabii mutlaka. Ki, tabii ki, biz de keyifle yani izleyeceğiz. Herkese tavsiye ederim mutlaka. Zaten Vatan Şaşmaz Bey, şeyden tanıyorum. Vatan Sever Bey. Vatan Sever. Evet. Şeyden, çocuklar duymasından zaten bizimkiler o, izliyorlar ya kendisini. Onu yani soracağım. Çünkü herkes çok soruyor. Yani Twitter'da valla yani, çok soruyorlar. Niye hemen çocuklar söyleyeyim yoksun? Aslında böyle bir ayrılma falan diye bir şey yok. Hani bizim yani hem Birol abiyle hem çocuklar duymasına hem Mint'le, Mint Akademi'yle hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sorunumuz yok. Ben her dönem ne zaman isterlerse çocuklar duymasında ya da Birol Güven'in herhangi bir projesinde hemen oynayabilirim. Hı. Sıkıntı değil ama oyunculuk kariyerimi benim biraz şekillendirmem gerekiyordu. Evet. Yani yetmiyordu. Çok fazla o engin rolünü tamam iyi güzel ama belli bir yerde tıkandı. Yani başka şeyler de yapmak istiyordum. Açıkçası bu film benim oyunculuk kariyerim için biraz geçiş ve elimi taşın altına koyma süreciydi. Hani her anda oynayabilirim. Evet, her an çıkmış da değilim. Ama yepyeni bir diziyle de gelebilirim. Ay gel ya. Peki televizyon programı? Devam ediyor. TRT devam Spor'da. Edenler var. Devam edenler var. Futbol hariç. 1,5 yıldan beri devam ediyor TRT Spor'da cuma günleri. Kaçta cuma günü? Sabah saat 9.15'te var. 14.30'da tekrarı var. Akşam 20.21'de tekrarı süper. Var. Çok seviyorum ben TRT Spor'u. Evet, çok, çok keyiflidir hakikaten. Yani futbolu ve sporu işte hani nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Bizim programda futbol hariç. Yani futbolun dışında da başarılı sporcularımız var. Onların ve aksiyonel sporları tanıtma adına. Çok keyifli. Bir de cumartesi pazar ATV Avrupa'da Emlak Turu diye programlarım var. Sunumlar devam ediyor biliyorsun. Evet. Evet hayat. Boş günün yok ki. Hiç. Vallahi billahi maşallah. Çok şükür Allah'a bin şükür. Ne diyeyim? Çorba parası ya. Ne güzel. Küçük bir aramız var. Reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar canlı yayında bizlerle birlikte olmak için. Lütfen ayrılmayın. Vermiş kararını yarim, yargılamış beni. Ben türlü hayaller kurarken karartmış gökyüzünü. Kırmış kalemini yarim, ipe çekmiş sevgimi. Ah 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 ah. Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi bu düşmanlık? Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi düşmanlık? Adaletin bu mu söyle zalim, bu muydu istediğin? Seni unutmam mümkün değil, bu muydu son dileğin? Thank you.
elimde değil çaresizim. Ayrılmak zorundayız. Seni unutmam mümkün değil. Kalbimde kalacaksın. Seninle güldüm, senle üzüldüm. Başkasını sevemem. Seninle her gün yeniden doğdum. Bunu inkar edemem. Oh, 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 oh. Zulüm bana bu ayrılık. Ayrılık. Ölümden beter pişmanlık. Pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin. Neden şimdi? Neden şimdi bu düşmanlık? Adaletin bu mu söyle zalim? Bu muydu istediğin? Seni unutmam mümkün değil. Bu muydu son dileğin? Ne geçti eline bebeğim? Beni terk edip gittin. Şimdi çok mu mutlusun? Eğer mutluysan, yolun açık olsun. Hoşça kal. Teşekkürler, sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok beğendik. Beğendik. Teşekkürler, sağ olun. Sound'u falan çok farklı böyle değil mi? Bir, çok güzel. Kayıtları burada mı yaptık? Hayır, kayıtların hepsi Almanya'da gerçekleşti. Belli valla. Evet, R&B tarzında biraz. Çok başarılı. Evet, teşekkürler. Sen kimleri dinliyorsun Murat? Kimleri beğeniyorsun? Ya ben bir ara Türk müziğinden tamamen kopmuştum. Ha. Hani bir aralar böyle Amerikan sanatçıları işte ne bileyim oyuncuları falan taklit çoğalmıştı böyle Türk piyasasında. Hem müzik camiasında hem İşte sinemada falan. O dönemler çok kopmuştum bayağı yani. Hiç ne sinemaya izliyordum ne de Türk müziğini dinliyordum. Şimdi dinliyor musun? Şimdi evet dinliyorum. Mesela Hadise'yi falan nasıl buluyorsun? Başarılı. Çok başarılı. Hadise mesela. Atiye çok başarılı. Yani son dönemler bu konuda Murat bayağı... Boz. Murat Boz da falan. Güzel yani. O da ama benim tarzım değil yani. Çok fazla o Murat Boz falan dinleyen bir insan değilim. Ama işte bir Hadise olsun, Tarkan olsun. Tarkan eskiden biraz daha kendine has bir tarzı vardı. Şimdi eskiden bence herkes sen Rafet Erroman'ı beğeniyorsun. Çok güzel. Ha, evet. Ya. Bravo. Bravo. Evet, gerçekten. Ya yani ben daha ne yapabilirim? Evet. Bakıyor musun? Bakıyorum. Getir. Ha şey diyecektim yani eskiden piyasa Tarkan'ı uyardı. Şimdi Tarkan piyasaya göre artık müzik yapmaya başladı. Evet yani o açıdan yani biraz hata yaptı. Peki. Açıklamaların devam edecek Murat'cığım değil mi? Evet. Umarım. Sonra bizi izlemeye sonra devam edersiniz. Spor merkezine bir bağlanacağız. Ya ben de senden esinlenerek şimdi arkadaşım manevi destekçim İsa kardeşim Almanya'dan ve Erdem kardeşim buradan selamlarımı gönderiyorum. Sen can kurtaranlık da mı yaptın ya? Evet yapmış. Allah yapmadığı iş kalmadı. Fotomodellik yapmış. Kurtarıyorduk. Tiyatro oyunculuğu genel yapmış. Evet. Can kurtaranlık 8 yapmış. 8 sene tiyatro oyunculuğu yaptık. Yapmadığın kalmamış mı? Alman tiyatrosunda. Şimdi 2 sene ara verdim. Güzel kızlar var mıydı seni dolayı beğenip de ya güzel olmasa da olur seni beğeniyor ama hani boğulma tehlikesi Yaşar gibi yapıyor falan. Ay boğuluyorum kurtar. Ben sadece güzelleri kurtarıyordum. Yok hayır. Numaradan böyle boğulma tehlikesi yaşıyorum diyenler falan hiç kurtardın mı hakikaten hayat? Evet kurtardık da daha çok böyle kramp. Ayaklarına kramp girenleri falan. Yaşlı insanlar genelde öyle. Tüh senin de şansın ayak kutu. Yani artık şan... Yani yaşlısı da vardı, genci de vardı artık. Kim boğuluyorsa... Suni teneffüs yapmak zorunda kaldın mı? Evet. Evet yani onlar da vardı. Yaşlılara mı denk geldi? Ah garibi. Yani artık yaşlı genç ayırmıyorsun da orada. Şaka yapıyorum. Peki evet, hangi koşullarda ne bileyim işte ayağına ne giren dedin? Kramp. Kramp giren, ayağına kramp girenler falan da oluyor. Evet. Tabii hiç kramp girdi mi ayağına denize yüzerken? Hiç başına geldi mi öyle bir şey? Ben lisanslı stopçuyum eski. Aa, o yüzden hani girse de...